Yeni haftada iş dünyasına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün üniversite sanayi işbirliğine örnek başarılı bir projeyi konuşacağız. İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan. Hoş geldiniz Erdal Bey. Hoş bulduk. Ve İstanbul Sanayi Odası Geleceğin Sanayicisi Büyük Ödülünü kazanan Big Bang 2015'i kazanan projenin sahibi biyomühendis Miray Tayfun bizlerle birlikte başarılı bir girişimci, genç bir girişimci kardeşimiz. Miray sen de hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. İsterseniz hızlı bir giriş yapalım çünkü projeyi konuşacağız. Diğer yanda Türkiye'nin ekonomik verileri ve son dönemdeki gelişmeleri de yorumunu alacağım ama başkanım güzel bir projeye aracılık ettiniz. Sanayi Odası olarak üniversiteyle işbirliği geliştirilen başarılı bir proje. Öncelikle İstanbul Sanayi Odası ile İstanbul Teknik Üniversitesi Tekno Arıkent'te geliştirilen bu projeyi biraz bize anlatabilir misiniz? Sanayi Odası olarak siz bu sürece nasıl dahil oldunuz? Tabii bizim için hakikaten çok heyecan verici bir proje. Öncelikle bu konuya ilgi gösterip bu yayını da bizimle beraber yaptığınız için ben de size çok teşekkür ediyorum. İstanbul Sanayi Odası'nın geçmiş yıllardan beri inovasyon noktasında bir takım çalışmaları var. Bir inovasyon yarışmamız var. İnovasyon kültürünü oluşturma noktasında geçmişten gelen bir bağımız var. Bunu kendi bireysel katkılarımızla yaparken karşımıza üniversite sanayi işbirliği programları dahilinde muhtelif üniversitelerimizle görüşürken İstanbul Teknik Üniversitesi'nin çok başarılı teknokentinin yapmış olduğu bu proje çıktı. Kendilerinin de son 2-3 seneden beri bu projeyi giderek kurumlaştırarak ve hazineyi de hem girişimci adaylarının hem yarışmacı adaylarının hazinesini büyüterek geliştirdikleri bir proje karşımıza çıktı. O zaman dedik ki güçleri birleştirelim. Bugün Türkiye'de maalesef en önemli sorunlarımızdan bir tanesi kaynak israfı. Aynı amaca gitme doğrultusunda birçok kurum farklı farklı projeler yapıyorlar ama kaynaklar bölünüyor. Bizim kendimize göre bir takım birikimlerimiz var. Teknik Üniversitenin kendine göre teknokentin çok güçlü bir takım birikimleri var. O zaman dedik ki bu iki güçlü birikimi bir ortaklık haline getirtip geçen sene tarihiyle itibariyle bunu birlikte bir projeye dönüştürelim ve geçen sene de bunun ilk örneğini oluşturduk ki içimizden de Miray arkadaşımız gibi bir girişimci en önemli ödülümüzü aldı. Buna hem maddi katkı sağlayarak yola çıktık ama tabii maddi katkının yanında belki biraz sonra onların da sorusunu soracaksınız. İstanbul Sanayi Odası'nın ve İstanbul Sanayi Odası üyelerinin katmış oldukları çok değerli manevi mentorluk katkılar desteği var. Bir koçluk gibi, bir mentorluk gibi bir destek var. İlk bir senemizi doldurmamıza rağmen, daha çok taze bir işbirliği, ortaklık olmasına rağmen çok da pozitif gelişmeler var. İnşallah bu cumartesi günü de bizim İS olarak katıldığımız ikinci ödül töreni olacak Big Bang. Orada da Miray tacını bir başka arkadaşına devredecek. Çünkü Miray 2015 Big Bang'in birincilik ödülünü alan girişimcimiz. Şunu da sorayım, Miray'a geçeceğim, projesini soracağım ama başkanım İstanbul Sanayi Odası olarak gerek bu ARGE faaliyetlerine gerek startuplara, girişimcilere yıllık ne kadarlık bir bütçe ayırıyorsunuz? Bizim bu proje için harcadığımız, kullandığımız bütçe 200 bin TL. Bu sene de 200 bin TL'lik bir bütçe. Sadece bir proje için değil evet, mi? Evet, evet. Bu İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte götürdüğümüz proje için harcadığımız bu. Bir ve iki yarışmacıya bunu veriyoruz. Ama tekrar söylüyorum, maddi katkının yanında zaman içerisinde oluşturduğumuz birliktelik ve sanayicinin tecrübesini, sanayicinin hayat hikayesindeki örnekleri yol boyu açması tahmin ediyorum ki genç girişimcilerimiz için hayata başlangıç aşamasında ki onun benzetmesine ben geçen sene de öyle yapmıştım. Bunların her biri çok değerli kozalar ama biz maalesef bu kozalarımızın birçok kısmını kelebek olup uçmayı başarmadan kaybediyoruz. Bizim görevimiz bu kıymetli kozalarımızı serbestçe uçabilecekleri bir kelebek noktasına getirene kadar o görevi yapmak ki ayakta durmalarını sağlayana kadar desteği sürdürmektir diyorsunuz. Kendileri bağımsız şekilde uçmayı başaracaklar. Kesinlikle. Başkanım soracağım da bu projelere yönelik ancak biraz da Miray'a dönmek istiyorum. Çünkü bu projenin sahibi öncelikle tebrik ederim. Çünkü teknolojiye dayalı bir ürün çıkardın, prototipini geliştirdin ve yüzlerce sanayicinin önünde ter dökerek anlattın, birinciliği kaptın. Peki nedir projen? Biraz anlatır mısın?
Merhabalar. Ben VivoSense'in kurucularındanım. Bizler taşınabilir tanı teknolojileri geliştiriyoruz. Yani hastanede yapılan bu kocaman laboratuvarlar gerektiren testleri küçük taşınabilir bir platformda, akıllı bir sistemle, mobil aplikasyonla kontrol edilebilir ve sonuçları görüntüleyebileceğiniz bir şekilde geliştiriyoruz. İlk aşamada aslında biz bakteri testleri geliştirdik. E. coli ve Brucella isimli çok yaygın iki bakterinin tespiti üzerinde ürünlerimiz var, prototiplerimiz var. Ancak ileriki aşamalarda herpes simplex, HPV gibi STD'leri, çeşitli prostat gibi erkenden kandan test edebilecek kanser çeşitlerini evde gerçekleştirebileceğimiz ve insanların kendini sürekli takip edebilecekleri bir platform aslında hedefimiz. Gün geçtikçe farklı hastalıklar ekleyerek aslında bir insanın bütün ihtiyaçlarını karşılayacak bir test mekanizmasını evde gerçekleştirebilecekleri bir platform. Şimdi biraz izleyicilerimizin hani daha anlayabilmesi açısından izah etmek gerekirse sen biraz hani teknik terimler kullandın. Giyilebilir bir teknoloji cihaz geliştirdin. Artık hastalar, vatandaşlar laboratuvarlara gitmeye gerek kalmadan aldıkları kollarına veya vücutları neresine takacaklar insanlar önümüzdeki yıllarda? Aslında bu masa üstüne koyabileceğiniz küçücük bir cihaz. Evet. Web sitemizden aslında görsellerini de görebilirsiniz. Bir damla kanınızı alıyorsunuz parmağınızdan. Evet. Numuneye bağlı mesela boğazınızda bir enfeksiyon varsa ağzınızdan da basit bir tükürük sıvap alabiliyorsunuz. Ardından cihaza damlatıyorsunuz ve mobil aplikasyonunuzdan test çeşidini seçip örneğin grip testi yapacaksınız. Grip testini başlat diyorsunuz. 15 dakikalık bir ölçüm süresi var. Ardından sonuçlarınızı cep telefonunuza görüntülüyorsunuz. Şu an sadece 2 tane bakteri için prototipimiz var. Hangi bakteriler? Yani hangi hastalıklara yönelik? E. coli ve Brucella. Önce hayvancılık sektörü değil mi? Evet. Bunlar anladım, hayvancılık kadarıyla sektöründe de oldukça büyük sorunlar. Evet. Gelişmemiş 3. dünya ülkelerinde de insanlar için de bilhassa büyük sorunlar. Aslında seçtiğimiz her molekülün birçok kişiye insan sağlığına toplamda çok daha büyük katkı sağlaması için en yaygın olanları seçiyoruz. Sonra da insan sağlığına dokunacaksın. Özellikle laboratuvarlara gitmeden evlerinden birçok insan daha anladığım kadarıyla minik check-up gibi erken kanser testleri. Kanser hastalıklarının öncesinde bu. Peki güvenilirlik ne kadar? Tamam sen bir girişimcisin aynı zamanda da bir biyomühendissin. Güvenilirlik ne kadar? Yani öncelikle bunun testlerini ettiniz mi? Nedir? Sonuçlar ne çıktı? Aslında bu gibi teknolojiler dünyada laboratuvarlarda, akademisyenlerin laboratuvarlarında geliştirilmekte. Evet. Ancak ticarileşmesi önündeki bariyerlerden birisi de dediğiniz gibi hassasiyetiydi. Biz bakteriler konusunda çok ciddi %98'e yakın hassasiyetler elde ettik. Yani hayvancılık sektöründe aldığınız başarı %98. Hayvancılık sektörüne şimdi ürünümüzü deneme sürecini başlatacağız. Ancak ileriki moleküller için henüz araştırmalarımız sürmekte. Bu biraz zaman isteyen, gerçekten uzun süre laboratuvarda vakit harcamayı gerektiren ve uzun mesailer harcamaya gerektiren bir iş modeli. Hele ki bütün laboratuvar testlerini tek bir taşınabilir cihaza gerçekleştirmek gibi bir hayal aslında yıllar alan bir çalışma. Ancak ilk aşamada biz bakteriler için güzel bir ürün geliştirdiğimizi söyleyebiliriz. Şunu sorayım mı? Hayvancılık sektörüyle başladığınız hani insan sağlığıyla ilgili regülasyonlar biraz daha fazla olduğu için biraz çekindiniz mi? Tabii ki. Sonuçta insan sağlığında yanlışlık, hata yapmak gerçekten çok insan sağlığı en değerli şey. Ancak hayvancılık sektöründe hatayı daha tolere edebilen bir yapı var. Biz de aslında burada hem ürünümüzü valide ediyoruz hem de orada gerçekten insanlar sürekli çiftliklerden laboratuvarlara numune gönderiyorlar, süt numuneleri. Bu da bir haftalık, iki haftalık test süreçleri. Dolayısıyla hayvanlar arasında hastalıkların çok hızlı yayılmasına sebep olan bir aslında sorun. Nasıl ki bizler laboratuvara gidip numune veriyoruz, hayatımızda sürekli zaman kaybediyoruz, hastane sıralar bekliyoruz. Aynı şey çiftliklerde de geçerli. Yerinde tespit etmek ise hayvan çiftliklerinde çok büyük bir ekonomik geri kazanç sağlıyor. Aslında bunun insanlar için olanları da ben yurt dışında bir startup firmaların katıldığı toplantıyı izlemiştim. Buna yönelik çalışmalar var, geliştiriliyor. Tabii ki önemli olan ne kadar başarılı sonuca ulaşabildiği bu noktada. Şimdi yeniden sana döneceğim ama bunu özellikle böyle başarılı girişimleri biz sanayiye nasıl entegre edeceğiz Sayın Başkanım? Zaten temel soru o. Evet. Türkiye'nin bugüne kadar... Yani böyle çok değerli gençlerimiz var. Bunlardan biri sadece Miray. Diğerlerine nasıl ulaşacağız? Yani, İstanbul dışındakilerine nasıl ulaşacağız? Üniversite sanayi işbirliği konusu Türkiye'nin maalesef yıllardan beri hep gündeminde olup ama bir türlü tam anlamıyla efektif hale getiremediği, kaynakları birleştiremediği bir konu. Bu nedenle bu konu gündemi bizim İstanbul sanayi olarak en önemli gündem maddelerimizden bir tanesi.
üniversitenin içerisindeki bilimin, üniversite içindeki oluşmuş olan fikrin artık ekonomiye ve sanayiye çok daha güçlü bir şekilde kazandırılması konusundaki eksiği Türkiye'nin önümüzdeki süreçte çok daha hızlı kapaması noktasında herkeste artık ortak bir kanaat var. Bu konuda bunu da altını çizerek söylemeliyim ki üniversitelerimizin içinde de artık bilim sadece sanayi bilim için değil, ekonomi ve sanayi için de geçerli düşüncesi giderek ağır basıyor. Ve özellikle de İTÜ bunların en başarılılarından bir tanesi ama ben diğer teknokentlerimiz için aynı şeyi söyleyebilirim. Çok fayda sağlayan bir takım altyapı hizmetleriyle donatılmış olan gelişmeleri de görmekteyiz. Son yıllarda giderek artan bu konudaki teşvikler doğru ulaşıldığı takdirde de bu konuya ciddi bir kaynak sağlıyor. Ve sanayi tarafımızda da tabii artık farkındalığın ve nitelikli katma değerli bir üretim aşamasına geçebilmenin yolunun da bilimle, yeni fikirlerle, yeni projelerle olabileceği noktasındaki gelişmeleri de çok teknolojiye yatırımla ancak bunu sağlayabiliriz. O nedenle bu iklim artık giderek artarak hayatımıza girmiş vaziyette. Ben bu konuda geleceğe umutla bakıyorum. İşte çok kıymetli böyle genç arkadaşlarımız bu ekosistemle istifade ederek geçmişten çok daha güçlü bir şekilde heyecanlarını ki bu seneki yarışmaya çok daha rekor sayıda ben katılımcının olduğunu takip ediyorum. Herhalde bu seneki ödül alacak arkadaşlarımız Miraylar'ın döneminden daha zorlanarak ve güçlü bir rekabetten geçerek alacaklar. Böyle bir ekosistem artık var. Böyle bir pazar var. Bunu besleyecek anlamda bir sermaye girişinin de giderek artık oluşmaya başladığını, bu melek yatırımcıların ülkemizde de Batı örneklerindeki olduğu gibi ki siz de bunları izliyorsunuz, bazı zamanlarda programlarınızı çıkarıyorsunuz. Farklı farklı konularda ve farklı farklı boyutlarda bir melek yatırımcı portföyünün de Türkiye'de oluşuyor olduğunu görmek de son derece sevindirici. İhtiyacımız olan nitelik, ihtiyacımız olan katma değeri oluşturacak olan bu tür çalışmaların İnşallah ben hayatımıza her geçen gün daha güçlü bir şekilde gireceğini düşünüyorum ki bizim de zaten aslında bu yarışma bu işin sadece bir sembolize edilmesi. Ama bunun örneklerinin ben inşallah dediğiniz gibi İstanbul dışındaki diğer Anadolu şehirlerimizdeki üniversitelerimizde de Anadolu'daki genç girişimcilerimizde de o bölgelerin, o yörelerin sanayicileriyle, müteşebbisleriyle buluşturulduğu takdirde bunun sadece İstanbul'da değil, tüm Türkiye'nin hassas noktalarında da aynı verimlilik ve aynı efektiflik içerisinde gelişeceğini düşünüyorum. Başkanım, bizim bir noktada da artık şimdi sanayi üretiminde olsun, ihracatta olsun tıkandığımız noktada katma değer noktası. Bu katma değeri de sağlayacak olan teknolojiye olacak yatırımlardır kuşkusuz. Diğer yanda biraz güncel konulara da bakacak olursak, öncelikle bu hafta yine sanayi üretim verisini ve PMI'leri karşılıyor olacağız. Bu Ekim ayına ilişkin beklentiniz ne yönde ve özellikle sanayiciler bu son çeyreği nasıl geçirecek? Sanayi üretiminde yukarı yönlü ivmelenmeyi sağlayabilecek miyiz? Bizim İstanbul sanayisi PMI endeksi geçtiğimiz hafta açıklandı Ekim ayına yönelik olarak. Eylül'e göre 1-2 puanlık bir iyileşme var. Bu da en azından son çeyreğin biraz daha olumlu başladığını, beklentilerin biraz daha olumlu olduğunu gösteriyor ki zaten genel düşüncemiz de bu yöndeydi. Ben büyümenin 4. çeyrekte sanayi büyümesinin 3. çeyrekten kesinlikle daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani yılı nerede kapatırız onu şu anda söylemek için erken. Ama tabii temel noktada henüz daha tam anlamıyla istediğimiz güçlü büyüme motivasyonunu oluşturduğumuz söylenemez. Hem içinde yaşadığımız konjonktür hem özellikle finans kesimindeki son dönemlerde de zaten hep beraber izlediğimiz gelişmeler sanayinin istemiş olduğu momentumu tam anlamıyla oluşturması noktasında hala daha bir takım eksiklikler olduğunu gösteriyor. Tabii finansal istikrar noktası çok önemli. Yani bugün sanayinin en önemli kendisini tamamlayan olan unsur finans enstrümanı. Buradaki bankalarımızın bu konudaki yaklaşımlarının detayına ben şu anda girmek istemiyorum. Zaten son haftalarda bu fazlasıyla konuşuluyor. Ancak şunu sorabilir miyim başkanım? Geçtiğimiz hafta
İlk kez iş dünyası ve bankacılık sektörü bir araya geldi. Ardından Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da özellikle faizler konusunda önemli açıklamaları vardı. Faizlerden değil yatırım ortamından kâr edin. Bankacılık sektörüne uyarı nitelik açıklamaları oldu. Hatta kimi sektör temsilcileri tefecilerle yarışanlar dahi var dedi. Ben özellikle İstanbul Sanayi Odası Başkanı olarak yani sanayicilerin çatı örgütü İSON Yönetim Kurulu Başkanı olarak şunu size sormak istiyorum. Özellikle sanayiciler bu dönemde gerek faizler konusundaki yorumunuzu almak istiyorum. Diğer bir sorum. Bankacılık ve finansal enstrümanlara erişimde sıkıntı yaşıyor musunuz bu dönemde? Bir kere hepimiz aynı gemideyiz. Yani finans kesiminin de bunu unutmaması gerekiyor. Bu geminin içinde yaşamış olduğu zorlukların mutlaka ortağı olması gereken noktalarda bankacılık teslimi de bunun ortağı olmak noktasında. Bunu anlayışla karşılayanlar var, anlayışla karşılamayanlar var. Anlayışla karşılamayanlar noktasında da biz de bireysel anlamdaki uyarlamamızı ve değerlendirmemizi birebir ortamlarda yapıyoruz. Ancak tabii burada özellikle bir iki konu var ki bunu mutlaka programlara ben altını çizerek bize getirmek istiyorum. Şu anda kredi garanti fonu üzerinden yapılan çok önemli bir çalışma var. Özellikle ihracatçının kullanmış olduğu Exim Bank kredilerindeki bankalar üzerinden alınan teminat mektuplarının artık bankacılık kesiminden çıkartılarak tamamen kredi garanti fonu üzerinden verilmesine yönelik bir çalışma. Bununla ilgili son düzenlemeler yapılıyor artık son noktaya gelmiş vaziyette. Bu bence Türk finansında sanayiye ve ihracatçıya finans aktarımı noktasındaki çok önemli bir devrim olacak. Ve özel bankaları tamamen devre dışı bırakıp, kamu bankaları tamamen devre dışı bırakıp kredi garanti fonunun oluşturacağı bir reytingle Exim Bank'ın bankacılık kesiminin dışında bir kaynak aktarma noktasına bir yol açacak. Ve bu Türk reel sektörüne önemli bir kaynak açılımı imkanı verecek. İkinci önemli konu da yine altyapı çalışmaları sürdürülen Kalkınma Bankası'nın, evet. Biz bunu uzun zamandan beri dile getiriyoruz, aktif hale gelmesi noktası. Bunun yönelik özellikle açıklamalar olmuştu. Türkiye'nin önemli sanayi yatırımlarında güçlü bir Kalkınma Bankası desteğiyle yine özel bankalara gereğinden fazla ihtiyaç duymadan oluşturacak olan bir modelde çok daha uzun vadeli ve çok daha efektif faizlerle, çok daha efektif koşullarla bir sanayi desteği oluşturulmak olmasının zaten iki tane bu önemli desteğin ben bankacılık açısındaki, bankacılık alanındaki rekabeti önemli ölçüde dizginleyeceğini ve dengeleyeceğini düşünüyorum. Bunlarla ilgili önümüzdeki haftalarda herhalde artık filiata geçeceğimizi göreceğiz. Ama tabii beri taraftan tekrar söylüyorum, tüm bankacılarımızın aynı gemi içerisinde olduğumuzu unutmadan bu hassas dönemlerde sanayicinin ve ihracatçının içinde bulunduğu tüm zorlukları doğru empati yaparak değerlendirecekleri bir iş ortaklığı anlayışıyla biz bu süreçleri çok daha huzurlu ve üçüncü şahıslara ihtiyaç kalmadan çok daha güçlü bir neticeye ulaşarak götürebiliriz. Umuyorum ki tüm finans kesimi bu anlayışı önümüzdeki süreçte götürecektir. Özellikle sanayicilerimizin beklediği burada iki nokta var. Kredi garanti fonundaki iyileştirme ve Kalkınma Bankası'nın yeniden kamudan, düzenlenmesi. O tamamen kamudan, evet. Politik otoriteden beklediğimiz. Evet. Ve Kalkınma Bankası'nın özellikle, evet, önümüzdeki dönemde daha sanayici odaklı çalışması. Türkiye'nin bu iki önemli. Bahsettiğimiz nitelikli yatırımların özellikle yanında olması gereken model olur ki bu fikirler, teknoloji bir araya gelip de Türkiye'yi çok daha kaliteli bir büyümeyle yarına taşıyacak olan projeler finansal anlamdan desteklenebilsin. Başkanım, son olarak faizler konusundaki yorumunuzu da almak istiyorum. Son iki dakika içerisinden girmişken. Tabii ki faizi tek başına bir enstrüman olarak düşünmemek gerekiyor. Şu anda faizin içinde bulunduğumuz noktada mevduattaki düşüşün hala daha biz kredilere tam anlamıyla yansıdığını görmüyoruz. Ama tekrar söylüyorum, bu konuda da özel sektörü tetikleyecek olan kamunun bir takım farklı enstrümanları kullanarak oradaki rekabet gücünde özel bankaları tek başına bırakmayacak bir model oluşturması. Burada zorlayıcı bir rekabet koşulu gerçekleştirdiğimiz takdirde ben özel bankaların da bu rekabet koşullarında
faizleri istedikleri noktada tutamayacakları bir rahatsızlığın içine gireceğini düşünüyorum. Ve son olarak, son dakikanın içerisinde Miray'a da söz vermek istiyorum. Bu geliştirdiğim projeyle ne kadarlık bir ekonomik pazarda pay almayı hedefliyorsun? Aslında bu in vitro tanı olarak geçiyor ve dünyadaki pazarı 86 milyar dolarlık çok büyük bir pazar. Ama devasa bir pazar. Evet, devasa bir 86 pazar. Milyar dolardan bahsediyoruz, evet. Evet. Ancak bir de şöyle bir şey var ki, bu point of care, yani hasta başı testleri, hastanın kendi kendine yapabileceği testler içinde 2020 için apayrı bir pazar öngörülüyor. 30 milyar dolarlık yeni oluşacak bir pazar, evet, öngörülüyor. Aslında büyük bir pazar var, kocaman bir pasta var ve dilimleri var diye bakıyoruz biz. Dünyada da küçüklü büyüklü rakipler var, henüz ürünlerini pazara sunmamış. Büyük bir rekabet olacak bu hususta. Hastaların kendi evinde kendi kendilerine test yapabilecekleri cihazların, akıllı telefonlarla, belki işte büyük telefon markalarına entegre sistemlerle 2020 yılı geldiğinde aslında bunları kullanıyor olacağız. Biz de o pazarda kendi payımızı almak istiyoruz. Ne kadar büyük olursa o kadar tabii ki mutlu olacağız. İstanbul Sanayi Odası'nın aslında bu konuda bize çok büyük katkıları oldu. Biz Türkiye'de şu an hangi sektörde iş yapmak istesek sanayi odasındaki danışmanlarımızı arayıp kendilerinden bize toplantı ayarlamalarını rica ettiğimizde bizi alandaki en iyi kişilerle buluşturuyorlar ve bunun aslında işimize ve bu bahsettiğim pazar paylarına ulaşmamızda katkısı çok büyük olacak. Yolun açık olsun diyeyim Miray'cığım. Çok çok teşekkür ediyorum. Büyük hedeflere beraber koşacağız. Beraber koşacağız diyorsunuz. Ben de çok çok teşekkür ediyorum İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve Biosense'in kurucusu Miray Tayfun'a diyor. Ve böylelikle bir iş dünyasını burada noktalıyorum. Şimdi minicik bir ara diyeceğiz. Bizden ayrılmayın. Aranın ardından teknoloji dünyasında sizlerle birlikte olacağız, ama öncesinde kısa bir ara.